Ses var mı? Merhaba arkadaşlar. Ses var mı? İki dakika içinde workshop'ımız başlayacak. Hepiniz hoş geldiniz bu arada. Arkadaşlar yayını başlatıyorum. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Ben Berkay Yiğit Nalbant. Bugünkü workshop konumuz Windows Admin Center Azure Site Recovery olacak. Konulara geçmeden önce kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Berkay Yiğit Nalbant, uluslararası otel ve kazino işletmeciliği yapan bir firmada altyapı sistemleri yöneticisi olarak çalışıyorum. Kuzey Kıbrıs'ta ikamet ediyorum. Aynı zamanda MS-Auto IT topluluğunun konuşmacı ve yazarlar arasında yer alıyorum. Bugünkü ajandamıza baktığımızda bugün sizlere Windows Admin Center nedir? Windows Admin Center Azure hizmetleri nelerdir? Ve asıl workshop konumuz olan Windows Admin Center ve Azure Site Recovery konularından bahsedeceğim. Windows Admin Center, Microsoft tarafından çıkartılmış olan sunucu yönetimini web interface yardımıyla yapmamıza olanak tanıyan bir yönetim aracıdır. Windows Admin Center ile neler yapabiliriz? Windows Admin Center ile beraber ortamımızdaki sunucu yönetimlerini web interface yardımı ile rahatlıkla gerçekleştirebiliriz. Failover Cluster ve Hyperconverged yapılarımızı yine Windows Admin Center paneline entegre ederek rahatlıkla yönetebiliyoruz. Üçüncü parti vendor eklentileriyle donanım, uygulama ve monitoring araçlarının yönetimini de yine Windows Admin Center üzerine entegre ederek rahatlıkla kullanabiliyoruz. En önemli özelliklerinden biri ise Azure entegrasyonu sayesinde sunmuş olduğu hizmetlerdir. Biz bugün bu servisler arasında yer alan Azure Site Recovery konusundan bahsedeceğiz. Azure Site Recovery özelliklerinden ziyade uygulamalı olarak bu işlemi Windows Admin Center yardımı ile nasıl yapacağımızı sizlere aktaracağım. Partner tarafına baktığımızda bütün firmaları ekranda görebilirsiniz. Datavan, Dell EMC, Hewlett Packard gibi vendorların Windows Admin Center için çıkartmış olduğu ürünleri entegre ederek rahatlıkla kullanabiliyoruz. Azure üzerinde kullanabileceğimiz servisler ise iş sürekliliği ve disaster tarafında, şirket içi sistemlerin Azure'a genişletme tarafında ve merkezi yönetim tarafında olmak üzere 3 farklı alan olarak düşünebilirsiniz. Bunlara da tek tek baktığımızda iş sürekliliği ve disaster tarafında Azure Backup, Azure Site Recovery ve Storage Replica özelliklerini görebilirsiniz. Şirket içi sistemlerin Azure'a genişletme tarafına baktığımızda ise Azure File Sign, Storage Migration Service, Cloud Witness, Create Azure VM, Azure Network Adapter, Azure Extended Network özelliklerini görebilirsiniz. Azure FileSign özelliğinden Necati Hocam çok güzel bir şekilde bugünkü workshopunda bahsetti. Cloud Witness Windows Server 2016 ile hayatımıza girdi ama Windows Admin Center'da da bunu genişletilebilir özellik olarak eklemişler. Windows Admin Center yardımıyla yine Windows Admin Center
Windows Admin Center aracını kullanarak Azure kaynaklarından sanal makine oluşturabiliyorum ve bu sanal makineyi Windows Admin Center'da rahatlıkla yönetebiliyorum. Yine Azure üstünde oluşturmuş olduğum bir network adaptörü şirket içi de kullanmış olduğum bir sunucuma rahatlıkla ekleyebiliyorum. Merkezi yönetim tarafına baktığımızda ise Azure Security Center, Azure Monitor ve Azure Update Management hizmetlerini görebilirsiniz. Anlatımı çok uzatmadan direkt uygulamaya geçmek istiyorum. Bunun için ilk etapta Windows Admin Center penceremi açıyorum. Windows Admin Center penceremi açtıktan sonra ise size küçükçe Azure Site Recovery nedir? Neden ihtiyaç duyarız? Neden bu şekilde bir yapılandırmaya ihtiyacımız var konusundan bahsetmek istiyorum. Site Recovery şirket içi yapılarımızda olası bir kesinti durumunda bir yedek plan oluşturmamız için geliştirilmiş bir teknolojidir. İş yüklerimizin devam etmesini sağlamak adına iş yüklerimizin yedeğini Azure üstünde bu servis sayesinde tutabiliyoruz. Bu servisi biz şu an Windows Admin Center'ı kullanarak yapacağız. Windows Admin Center paneline giriş yaptım. Burada hostlarımı görebilirsiniz. Hyper-V Host 2'ye geliyorum ve credential bilgilerimi yazıyorum. Görmüş olduğunuz gibi Hyper-V host'uma Windows Admin Center yardımı ile rahatlıkla bağlandım. Burada sunucuyla alakalı bütün hizmet ve servisleri rahatlıkla görebilirsiniz. Buradan Virtual Machine sanal makinalarıma geliyorum. Hyper-V host'um üzerinde çalışan hostlarımı bu ekranda görebiliyorum. Biz bugün ASD isimli sanal makinayı Azure üzerinde Site Recovery plan oluşturarak backup'ını Site Recovery'sini tutacağız, replikasını tutacağız. Bunun için daha önceden ben burada sizi bekletmemek adına işlem yapmıştım. Hiç işlem yapmayanlar bu ekranda şu şekilde bir ibareyle karşılaşacaklar. Help protect your VMs from disaster by using Azure Site Recovery. Buraya update now dediğimizde karşınıza sağ taraftaki gibi bir panel açılacak. Burada subscription, Azure tarafındaki kaynağınız, recovery servisi daha önce oluşturduysanız use existing olarak, İlk defa oluşturuyorsanız bu ekranda Create New diyerek isim verip oluşturabilirsiniz. Son olarak lokasyonu seçiyorum ve setup ile yükleme işlemini başlatıyorum. Bunu daha önce ben yapmıştım yayını uzatmamak adına. Daha sonra Azure portalıma giriş yapıyorum. Kaynak gruplarımdan oluşturmuş olduğum recovery servisi görüntülüyorum. Bu recovery servisi oluşturma işlemi sırasında Hyper-V host'uma gerekli agent kurulumlarını da yaptığı için direkt olarak Site Recovery Infrastructure'a tıklıyorum. Hyper-V host diyorum. Gördüğünüz gibi HVNode 2 makam Hyper-V site olarak Azure portalıma ekli konumda. HVNode 2 HVNode 2 şeklinde connection statüsü de sıkıntı yok. En son check time'ı 4.07. Yani yaklaşık bir dakika önce yapmış.
Buraya kadar her şey tamam. Şimdi site recovery planını nasıl oluşturacağız? Bunu sizlere göstermek istiyorum. Site recovery planını oluşturmadan önce ilk etapta şirket içi sanal makinamın replikasını Azure'a atmam gerekiyor. Bunun için kaynak gruplarından oluşturmuş olduğum recovery servise geliyorum. Yukarıda görmüş olduğunuz replika seçeneğine tıklıyorum. Birinci etapta kaynak seçmemi istiyor. Kaynağım şirket içi olduğu için OnePrimes'i seçiyorum. Migration kullanmayacağım için burayı no olarak bırakıyorum. Source Location SME Fabric olarak default isim olarak atıyor arkadaşlar. Bunu sonradan siz değiştirebilirsiniz. Okey diyorum. İkinci adımda hedef olarak subscription, kaynak grup olarak Azure kaynak grubum, deployment model olarak resource manager, storage account olarak ben daha önce oluşturmuş olduğum storage account'umu seçiyorum. Hiç oluşturmayanlar burada kendi storage account'unu seçebilirler veya yeni bir storage account ekleyip onun üzerinden devam edebilirler. Daha sonra network adaptörümü seçerek yine daha önce oluşturmuş olduğum network adaptörümü seçiyorum. Subnetleriniz varsa ilgili subneti buradan network adaptörünüzü seçtikten sonra ilgili subnetinizi seçebilirsiniz. Okey diyorum. Daha sonra gördüğünüz gibi Hyper-V hostumda bulunan sanal makinayı otomatik olarak buldu ve bana sergiledi. Sanal makinemi seçiyorum. Okey diyorum. Windows işletim sistemi type olduğu için Windows'u seçiyorum. Host diskim yine sanal makine hostumla aynı isimde. Ve son olarak disk boyutum 10 GB'lık bir diskim varmış. Okey diyorum. Ve default SME policy de gerekli replika işlemini okey diyerek başlatıyorum. Enable replikasyon diyorum. Ve şu an in progress olarak replika işlemim başladı. Bunu Hyper-V üstünden de sizlere göstermek adına Hyper-V ekranında şöyle alayım buraya. Replika işlemi başladığında burada replikasyon statüsünün başladığını ve yüzde oranını görebileceğiz. Birkaç dakika sürecek bu işlem. Bu sırada sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa onları bu işlem bitene kadar cevaplayabilirim. Evet, şu an senkronizasyonu başlattı. %0 olarak görüyorum. İnternet kaynaklı biraz zaman alacak gibi
gözüküyor. Ben bu sırada sizlere ikinci adım olan recovery plan işlemini nasıl oluşturacağız bundan bahsetmek istiyorum. Sizi de bekletmemek adına. Tekrardan kaynak gruplarımdan recovery servisime geliyorum. Sol panelde bulunan Site Recovery Infrastructure'ın altında Recovery Plan seçeneğine tıklıyorum. Daha önce hiçbir Recovery Plan oluşturmadığım için burayı boş göreceksiniz. Buradan Recovery Plan'a tıklıyorum. Bir isim veriyoruz. Kaynak ve hedef belirtiyoruz. Deployment modelden Resource Manager'ımı seçiyorum ve son olarak burada korumaya aldığım sanal makinemi seçerek OK'ye tıklıyorum. OK'ye tıkladığımda OnePrice şirket içinde çalışan sanal makinemin huzurda recovery planını oluşturmuş olacağım. Ama bunun için önce replika işleminin tamamlanması gerekiyor. Ve size test failover işlemlerini göstermek adına %41 oldu. Bir iki dakika içinde tamamlanmış olur diye düşünüyorum. Bir aksilik çıkmazsa. Replika işlemi tamamlamasını şu sebepten dolayı bekletiyorum arkadaşlar. Failover test gerçekleştireceğim. Bunu da görmenizi istiyorum. Bu sırada ben Windows Admin Center üzerinden de burada oluşturmuş olduğumuz replika işlemini oluşturabilmeniz adına küçük bir şey daha göstermek istiyorum. Direkt Hyper-V hostunda çalışan sanal makineye tıklayıp More deyip buradan da Protect Vim dediğinizde bu ekran üstünden de direkt replikayı başlatabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da ek bilgi olarak sizlere vermiş olayım.
Biz recovery planı oluşturalım. Onu daha fazla beklemeyelim. Daha yeni gelmiş olduğum ekrana tekrardan geliyorum. Kaynaklar, recovery servis, recovery planı, site recovery. Art butonuna basıyorum. Recovery plan ismimi giriyorum. Seçiyorum ve hedef olarak Microsoft Azure'ı seçiyorum. Daha sonra Deployment odak olarak Resource Manager'ımı seçiyorum. Son olarak replikasını aldığım sanal makinemi seçerek OK diyorum. Tekrardan OK diyerek gerekli planımı oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi plan oluşturma işlemim başladı. Recovery planım da oluştu. Tekrar replika durumuna bakmak için ilgili ekrana geliyorum. Evet, replika işlemim tamamlanmış. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntım yok. Failover testim işlemim de başarılı bir şekilde gerçekleşmiş. Küçük 3-4 adımda Windows Admin Center yardımı ile Azure Site Recovery işlemini rahatlıkla tamamlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Windows Admin Center ile alakalı bütün yazıları MS Auto portalı üzerinde Windows Admin Center ile alakalı bütün yazılarıma MS Auto portalı üzerinden erişebilirsiniz. Çoğu yazıyı paylaştım. Uygulayıp testini rahatlıkla geçip sağlayabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular varsa onları alabilirim. Yoksa yayını sonlandıracağım. Kusura bakmayın, internetin yavaşlığından dolayı biraz replikada süresi boyunca sizi beklettim. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ederim. Mail adresimi aşağıda paylaşıyorum. Herhangi bir sorusu olan veya bu konu hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen olursa benimle MS Auto kanalı üzerinden veya direkt mail adresiyle iletişime geçebilir. Hepinize katıldığınız için tekrardan teşekkürler.